Hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla beraberiz arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar diyelim. Bu videoda ne yapacağız? Şöyle hem Luna'ya hem de Lunca genel anlamda bir göz atacağız. Veriler nasıl? Durumlar nedir? Ne değildir diye üzerine konuşacağız arkadaşlar. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Ayrıca hatırlatmak isterim ki dilerseniz kanala abone de olabilirsiniz. Abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Daha fazla Luna videosu için de videoyu beğenebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle bir marketlere göz atalım. Bir bayağıdır bakmadık arkadaşlar. Yeni bir coin olarak nerelerde listelenmiş? Bingex'te zaten listelenmişti. Bitazza diyor. Bit4U başka. Big One. Ondan sonra HitBTC. Nominex şöyle bakalım. Ajax de var. Şöyle BTC Türk Pro. Tamam. Başka şöyle büyük borsa yok mu ya? OKX, Elbank Maxi. Ee, örneğin FTX mesela listelemedi hala arkadaşlar. FTX ne zaman listeleyecek onu gerçekten e, merak ediyorum. FTX listeledikten sonra da çünkü bir pump yapma ihtimali yüksek. Şöyle bir e, çarşı karışacak yani hafiften. Ama şimdiden haberiniz olsun. Yani buradan söylemiş olayım. Listelediği zaman, daha doğrusu listelediği zaman ve listelemeden önce alımı önermiyorum arkadaşlar. İçeride kalırsınız. Binance'tan önce de uyardım. Ee, yine sıkıntılar yaşayan çok fazla insan oldu bu konuda. Ani pump yapıyor, ani dump yapıyor biliyorsunuz. E Bununla beraber sıkıntı oluyor. Bu arada konuyla alakasız ama e, FTX arkadaşlar Coinbase'i geçmiş en büyük ikinci borsa ünvanını almış. Onu da belirtmiş olayım. Fiyatı şu anda 640'larda arkadaşlar. Yeni Luna'nın market cap'i 1.3'lere gelmiş ve hacim de karşımızda 800'lerde olarak duruyor. Hacim hala gitgide geriliyor arkadaşlar ki hacmin gerilemeye devam edeceğini zaten dün de konuşmuştuk. Devam da edecektir hala çünkü ilk yaptığı hareketlerde tabii ki ciddi bir hacim topladı. Gayet normal. Çünkü peş peşe listelemeler aldı. E bununla birlikte hacminde ciddi yükseliş oldu. Fakat airdrop dağılımlarıyla birlikte e, satışlar geldikçe e, alımlarda düştükçe hem bir yandan fiyat geriliyor, e, bir yandan da ne oluyor hacim geriliyor sevgili arkadaşlar. Durumlar böyle. Şöyle bir şeye geçelim. Lünce'ye geçiş yapalım buradan. Bakın lünce'ye baktığımızda zaten yanına bir sıfır almış, bir sıfır daha almış durumda, daha doğrusu. Şimdi 0.4'lük bir oranı var ve market cap arkadaşlar 623 hacmi ise 255'lerde. Şöyle baktığımızda piyasa geneline göre aslında hacmi gayet yüksek arkadaşlar. Yani üzerinde ciddi işlemler döndüğünü fark edebiliyoruz. Bu arada çok kişinin karıştırdığı bir şey var. Arkadaşlar tabii ki hacim genel anlamda iyi bir şeydir ama mesela hacim her zaman iyi bir şey değildir. Örneğin sadece size şunu söyleyeyim. LUNA'nın e, dibi boyladığı günlerde yani LUNA biliyorsunuz işte o 70'li dolarlardan e, tutup 0-0'lara indiği süre zarfında hacim tarihi zirve yaptı arkadaşlar. Hacim e, ATH yaptı o sırada. LUNA 2018'den beri e, asla hacmi o kadar yükselmemişti. Hatta e, en yüksek hacmine bile 10 kat e, fazlasını çekti yani. 10 kat fazla hacmi bulundu o sırada. Yani şunu demek istiyorum. Hacim her zaman yükseltmez arkadaşlar. Hacmin yüksek olması e, aslında değişkenliğin bir e, neydir? Semboldür. Yani der ki bu düşükse buradan yükselir. Yüksekse düşedebilir der. Aslında bunu gösterir bize. Şimdi 4.095'li pozisyonlarda aslında şunu söyleyeyim özellikle Lunce'nin arkadaşlar e, yaptığı listelemelerden sonraki yükselişin test etabı bitti. Yani bundan sonra e, test kaynaklı Lunce kaynaklı bir düşüş bizim görmememiz lazım ki buradan da şunu anlıyoruz aslında Lunce burada Bitcoin'e sadık kalıyor onu söyleyebiliriz. Şimdi uzun lafı şahsen ben söyleyeyim ben e, Bitcoin kaynaklı hareketler yapacağını düşünmüyordum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani Bitcoin'in düşüşünden etkileneceğini düşünmüyordum bu şekilde. E çünkü neden ortada bambaşka bir olayı vardı fakat gördüğümüz üzere etkilendi. Burada artan bir hacim var, e düşen bir fiyat var, Market Cap'te bir gerileme var. Yani insanlar işlem yapıyor, hacmi baktığımız zaman piyasa geneline göre çok iyi. Hacmi gayet iyi durumda piyasa geneline göre fakat Tıpkı piyasa geneli gibi bu e, işlemler satış odaklı olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman burada da yine e, yakın işlemi devam etmiş. Şey, e, şeye cevap vermeyeceğim artık. E, ya hocam yakın geldi. Adamlar dolaşan arz etmişler. E, sorusuna cevap vermiyorum arkadaşlar. E, o konuyu konuştuk zaten. Durumlar böyle genel olarak. ha Şunu söyleyeyim. Gerçekten lunce ciddi şekilde baskılandı ve baskılanmaya devam ediyor özellikle 301 fiyatlarının altında arkadaşlar Çok ciddi şekilde tamponu mevcut Hala Yani orada bir direnç mevzusu var yani düşmeme Eğilimi var 301 lerden sonra Zaten altına düşüşü de bize burada Bitcoin'i kanıtlıyor yani bir bitcoin etkisini kanıtlıyor Diğer altcoinlerde olduğu gibi burada şunu söylemek lazım Bitcoin yön yukarı yaptığında arkadaşlar LUNCE tarafında da yön yukarı hareket bekliyorum diyebilirim durumlar genel olarak böyle zaten piyasa biliyorsunuz gerileme etabında LUNCE zaten pumpını yaptı devamında düşüş yaptı E bu düşüşün üzerine piyasa tarafında da geri çekilme olduğunda arkadaşlar karşımızda böyle sonuçlar Gördük. Bu arada tekrar uyarmak istiyorum, videoyu kapatacaktım fakat ee, şey yapmayayım. E, videolarda şöyle az da olsa bahsedeyim. Arkadaşlar videoların yorumlar bölümünde dolandırıcılar var, bir şeyler var. Ya özellikle dün Bitcoin videosu attım. Bir tane böyle birisi upuzun bir şey yazmış. Öyle de mantıklı yazmış ki bir şeyler yazmış, yazmış, yazmış. Ben de okudum, okudum, okudum. Sonunda gitmiş demiş ki Mr. Johnson'ı takip edin. Telegram grubunda meğerse dolandırıcıymış. Ya bir de bana bir paragraf yazı okuttu. Resmen beynime giden böyle bütün damarlar tıkandı yani onu gördüğüm zaman. Arkadaşlar onlara itibar etmeyin böyle bot gibi şeyler var işte bir şeyler yazıyorlar. Bizim kanalın simgesini yapıp insanlara gel konuşalım bir şeyler yazanlar var lütfen itibar etmeyin arkadaşlar adamları engelliyorum yani engelliyorum atıyorum adamı kanaldan ya tekrar geri geliyor yani böyle kaç tane hesabı kaç tane şey var bilmiyorum ama lütfen dikkatli olun ee, hiçbir şekilde paranızı falan kaptırmayın kimseden e, para falan istemem tamam mı bunları aklınızda bulundurun lütfen İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.